sabret şükretseyle. Hani belki sabretmekle şükretmek onlar da çok zor. Allah ikram etsin, yaşayalım inşallah ama seyretmek o makam bence çok zor. Hani hiç şartlanman olmayacak, her şey olduğu gibi kabul etmek, seyretmek çünkü sükût demek. Ve hani tamamen saf bilinçle hani sadece sizi seyredeceğim. Hani şurası öyle olmuş, hani bu çok zor. İnşallah o zoru Allah kolaylaştırsın. Çünkü o kolaylaştığı an her şey cennet hayatı gibi olur diye düşünüyorum. Yani Fidan Hanım öyleymiş. Yani en kötü insan diyelim, düşmanım mesela. Ama o da öyleymiş. Hani onda bile o güzelliği seyredebilme makamına geldiğin an, yani içsel olarak hani inşallah, yani çok zor ama umut edelim, dua edelim, inşallah Allah'a zor yok, kolaylaştırsın. O zaman zaten hiçbir sorun, hani kafana takıp da dideleyeceğin bir şey yok. Hani biz ama öyle bir sahipleniyoruz bazen veya öyle bir durumlarımız var ki bu böyle olmalılar. Hiç çaktırmasak bile hep beynin altında böyle bir risk gibi var ve bence işte Allah seyretme şeyini kolaylaştırsın yani. Bir çok de yani çok da güzel bir tarafı var bunun. Yani tabii ki işte o ihtimali, o potansiyeli sezgiyle biliyoruz, hissedebiliyoruz zaman zaman ama hani hiçbir zaman o makamda olan insan gibi yaşayamayacağımızı şu anda hayal edebiliriz ancak. İşin güzel tarafı ama hani kainatta her şey olması gerektiği gibi ya. Dolayısıyla aslında tam da şu bulunduğumuz noktada bütün bu ön yargılar, meliler, malılar, hükümler, varsayımlar, teşhitimler var ya, bunlar şu anda tam böyle olması gerektiği için böyle biz bunu göre bunları temizleye o istediğimiz yere doğru gidebiliyoruz. Yani eksik olduğumu fark ediyorum, bakışımdaki eksiği fark ediyorum ve onu düzeltmek için küçücük bir adım attığım zaman olması gereken adımı atmış oluyorum zaten. Buradan da Merkez Efendi'ye bir anladım inşallah. Tabii. Yani yani burada çok önemli bir şey hatırlamak gerekiyor. Ya her şey merkezinde zaten hiçbir şey yapmama gerek yok dediğim zaman uyumuş oluyorum. Yapacak şey o değil. Her şey merkezinde ama ben bu durumda ne yapıyorum? Yani benim için o uyanıklığı sağlayacak olan şey kendi bakışımdaki eksiğin nerede olduğunu sürekli böyle radarları çalıştırıyor olmak. Çünkü benim için mutluluk, saadet o kendi bakışımdaki eksiği, kalbimdeki karanlığı, öfkeyi, nefreti, üzüntüyü görüp onu temizlemekten geçecek, değil mi? O zaman işte hayatta can sıkıntısı, dağınıklık, dikkat dağınıklığı falan gibi bir şey problem kalmıyor. İşimizi görüyor oluyoruz. Her şey merkezinde ama bir de şöyle bir şey var. Her şey her an aynı değil. Yani Allah her an şenli olduğu için her şey değiştiği için de zaten bize her an uyumluk olmak gerekiyor. Yani bir an iyi olan bir an sonra kötü olabiliyor. Ondan dolayı da seyretmek gerekiyor yani. Aslında o konuyu biraz konuşabilir miyiz bu an olayını? Yani bu an olayını mesela hani böyle sanki zaman gibi algılıyoruz ya, mesela bu dediği arkadaşın olayı da çok bu. Conta yaktım ben bunu da. O an acaba şey mi yani, aslında o an hani bizim zaman tanımlamamız gibi değil, işte o anda hani zaman dündü, bugündü, yarındı değil. O anda kalma yani, şu anda mesela burayı içine çeke o anda, hani o an, hani o şen, şu anda da şen, hani ben mesela hep derdim ya o an, şimdi her an o şen, hani o şeyde çok kaldım yani, aslında o an işte şu anda herkesin şurada kalp atışının birleşmesi. Evet. Ve senin ondan hani vücutuna ya da kendi solunuma ne aldığın hani. Yani onunla uyum halinde olmak. Yani zaman, şeyle hayatla aynı nabızda atmak gibi bir şeyden bahsediyorsun değil mi? Yani geride kalmıyorsun, ileride değilsin. Acelen yok ama şeyde değilsin, atıl da değilsin. Hani hayatın nabzıyla beraber atmak gibi bir şey. Öyle hissedebildiğimiz bir şeyden. Şimdi ayrıyız ya siz, aslında ayrı değiliz gibi mesela. Değiliz tabii ama şu anda o gayretteyiz çünkü. Yani insanın dikkatinin nasıl odaklandığıyla alakalı bir şey değil mi? Emeksiz olmuyor, gayretsiz olmuyor. Ben buradan. O an ben ne zaman yaşadım mesela biliyor musun? O anı. Böyle zaman mevhumunu kaybettiğimde. Hiçbir şey düşünmedim.
düşünmediğin bile farkında olmadığın bir an o. Yani böyle gerçekten hani belki de o doğru bir tanım. Hani hayat ve aynı anda kalbinin attığı ya da işte. Şu ritmi ediyoruz. Ritmi yakaladığın an. Hani. Akışta yani çok olduğun an. Yani burada tamamen şey, ben yani bu pusulanın hep bir kere ibreğinin şurayı göstermesi söz konusu. Ve o şurada atanın üzerindeki kirim pasın temiz olması ile alakalı bir şey. Ve onu temizlemek bizim işimiz. Yani nasıl temizleniyor bu? İşte herhangi bir şekilde bir üzüntü, vesvese, öfke, acele, tedirginlik, endişe varsa o işte üstü temiz değil. Bizim işimiz onu temizleme üzerine odaklanıyor o zaman. Aslında şöyle bir şey ya, birincisi Müjde Hanım da hatırladığı gibi işi basit tutmak. Şu anda bir dakika ne oluyor? Benim derdim ne? Kendi çözdüğü sorular. Hayır, ne oluyor? Evet. Ondan sonra cevaplar çıkıyor ama mesela geçen gün sizinle konuşmak istiyorum da tam da bunun üzerinden. Yani gidiyorum bir yere kadar, bir yerden sonra gidemiyorum. Yani şey, hep böyle yani atıyorum orada bir öfke çıkıyor, bir şey çıkıyor. Onun gittiğini düşünüyorum ama gitmiyor aslında. Orada kalıyor yani. Yani çünkü acaba şöyle bir şey mi, bir fikri çıkarmaya çalışıyorsun ama tam olarak henüz yakalanmıyor gibi. Yani genelde onun cevabı geliyordu. Onu işte aydınlık olan bir şey dedi, bir fikirlerin değiştirmesi noktasında şey oluyor. Peki şöyle bir şey, doğru mu anlıyorum? İnsan bir meseleyi uğraşır, kurcalar, bir meseleyi çözmeye çalışırsın. Gayret edersin, her seferinde başka bir yerden, yani bir canavarla boğuşmak gibi insanın kendi nefsiyle boğuşması. Tam böyle tutacağım dediğin anda gene kaçar falan filan. Bazı meselelerimiz böyle oluyor. Ama o zamanla, o gayret sayesinde bir an geliyor ki, bir anda o canavar böyle hani peri masallarındaki gibi dönüşüyor. O an geldiği zaman. Ama biz o zamana kadar olmaya, yaralına berelene onunla uğraşmış oluyoruz. Ve o anın geldiği anda oluyor. Bir de galiba bu yolu tamamlamış insanların hayatlarından biraz kopyalamak gerekiyor. Çünkü ben bazı şeylerden geçtim ya, böyle hani ben biliyorsunuz Resulullah'la çok kavga eden bir tiptim. Yani çok kıskançlık yaşadım ona karşı. O dönemler mesela böyle çok canım sıkılıp öfkeme talip olamayla İncil açardım. Oradan da Allah sana sesini doğru yolu veriyor. Diyor ki işte şşt, hani gerçekten diyor yani Hazreti İsa şöyle yaptı işte şunu yapma. Mesela hiç unutma 368. sayfasında bana çok bir tokat gelmişti. Kendi toparlamıştım. Ondan sonra yine bir Taksim'de işte bir tane Katolik arkadaşım Allah yoluna baktığını hep açık ve ışıklı etsin vefat etti. Bir de Arzu nasıl hem Müslümanı deyip hem hiç Kur'an'ı okumamışsın dedi bana. İçki de elimdeydi. Çok güzel bir tokat dedim. Eve gidene kadar böyle dedim ya hani görüyor musun işte hani seçmemişsin aslında hani böyle yazıyor etikette ama o zaman da şeyi açtığımda yine hani aslında bu tekamülü yaşamış dört kitabın sahiplerini yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hani aşk noktasında kime talipseniz onun kitaplarından bir sayfa o öfkeni, o nefretini içinde anneye babaya karşı olan hepsi de biliyor çünkü onlar işte geçmiş ya yolu, sana örnek verebiliyor. İşte hocanın dediği gibi buna bir mürşit lazım diyorsunuz bazen işte. Ona daha tabi olamadıysa, bir seçim yapamadıysa gönül, o işte Kur'an'a ya da hangi dine mensupsan ondan. Çünkü onlar geçmiş bu yolu. Onlar tekrarını tamamlamış ve bize işte o eserler o yüzden kalmış. İşte o zaman belki o hani tam tıkandığın anda elindeki inandığın kitabı açıp okumalısın. Çünkü çok işe yaradı bende. Yani üç kere ben çok kötüden döndüm. Yani öyle demeyeyim, iyiye döndü o yolum. İyi ki de onu yaşamışım. İyi ki diplere düşmüşüm diyen mi insan? Ben secdeye kapandım bu yüzden. Yani hepiniz diyoruz merak etme. Yok yani hani, o boyun ötüsünü almadan olmuyor. İşte diyoruz ya burun sürtmesi. İşte o burun sürtmesi de işte ama öyle yol alabiliyor. Yani bende fayda etmişti belki sen de bir açımı yapalım. O halin olması için o halin olması gerekiyor. Yani boşun sürtüşünce bir ayeti açıp herhangi bir ayeti tutmak gerçekten çok iyi olabilir. Bir de insanın o mürşit nefesini, nazarını almış olması hakikaten
olayı tamamen işte değiştiren boyut. Dolayısıyla hani onun lütfunu da unutmamak lazım. Onu verilmiş olan lütfu. İyi perilerimize. Evet, yani o periyi görmüş olmakla olmamak arasındaki farkı bilmek, o hani niyet edip tekrar o yöne dönmek için o nefesi hatırlamak çok iyi geliyor. Evet, teslim edeceğim bir not da var, onu biliyorsun. Yani ışığı alacağım bir, ışığın gösterilmiş olduğu yere tekrar döndüğü zaman çok daha kolay merkezlenebiliyor mesela. Pazartesi de hani nasıl bir şey soruyor mu diye, tık diye çıkıyor. Ama işte işin zaten şeyi, onu tık diye çıkabilmesinin sebebi, şimdi şuradaki herhangi bir kitabı hiç bakmadan, hangi kitabı olduğuna bakmadan, alıp hiç bakmadan herhangi bir sayfasını açsan o niyetle, o cevap oradan gelecek. Çünkü her yerden gösteriyor. Bizim niyetimize göre aynen sormaya akılıp bir de onun cevabın geleceğine de iman etmiş olmak cevabı getiriyor. Geçenlerde bir olaya kafamda dönüyordu. Neden böyle oldu? Bu temalı niye böyle oldu falan filan. Sana bahsettiğim şey. Balat'tan buraya yürüyorum. Kafamı kaldırdım. Badine Caddesi'nde tevafuk Balat yazıyor. Aa dedim, tamam, bu konu kapandı. İşte o sırada onu almışsın. Yoksa bin kere görsen o kafenin şeyini, tabelasını, hiçbir şey ifade etmeyecek. O sırada bakınca almışsın. Tamam. Ama o bana bayağı iyi geldi. O noktayı açtım. Siz bir şey söyleyecektiniz ben biraz önce. Evet. Yani şey hakkında konuşacaktım, seyret, sabret, şükret, bunun çok anlamlı bir söz olduğunu düşünüyorum. Çünkü mutluluklar, üzüntüler, arzular, istekler, bunların çok büyük bir illüzyon olduğuna inanıyorum. Çünkü arkadaşlar üniversitede mesela konuşurken şu örneği çok veriyordum. Okulunu bir yıl